Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Welcome to my YouTube channel is the name Tunahan Ergan. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Kanlı Meri Yetkırıt ekipman özelliklerinden bahsedeceğiz. The Nova Day is the Case Clutch, the video. The Blood Mary is the best talent and the 10 of 10 Blood Trinity and the 10 of the Sacred diyelim ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Kanlı Meri'yi arkadaşlar birçok noktada farklı yetkilite ekipman özellikleri sergilemektedir. Yani son zamanlarda çıkan bence benim görüşümce şahsıma ait bir düşüncedir arkadaşlar. En iyi hero'lardan birisidir. Son zamanlarda çıkan vermiş olduğumuz paranın karşılığını aldığımızı düşündüğüm en iyi yetkilite en iyi hero'lardan birisidir. Bugün de bu videomuzda sizlerle beraber Kanlı Meri için yetkilet ekipman özellikleri, Epsom, Pet bunlardan bahsedeceğiz. Kader'den bahsedeceğiz. Fulya nasıl, nerede, nasıl bir şekilde kullanabiliriz? Arkadaşlar Kanlı Meri için Kanlı Meri şöyle özelliklerine geldiğim zaman yakındaki 10 düşmana 5 saniye boyunca her saniye %520 hasar verdiği için arkadaşlar bu hero bunu duyduğunuz zaman ilk başta CP mi saldırı mı saldırı mı savunma mı hangi şekilde kullanabileceğini zaten kendisi bu açıklama kısmında belirtiyor. Görmüş olduğunuz arkadaşlar hero'muz saldırı hero'sudur. Yani kuşatmada, arenada, farklı noktalarda kullanabileceğiniz en iyi saldırı hero'larından birisidir. Son zamanlarda çıkan benim görüşümce en iyi hero'lardan birisidir. The best talent is the Nova Day. Arkadaşlar görmüş olduğunuz hero yetkilet ekipman özelliğine geldiğimiz zaman farklılıklar gösterir. Kötücül zırhı taktık. Buna ek olarak arkadaşlar hemen bir yetkilet deneyelim. Bakalım nasıl yetiler verecektir. Kötücü zırha ek olarak kötücü zırh arkadaşlar saldırıda kullanabileceğiniz bir yetidir. Buna ek olarak kopuş yetisi Kanlı Meri'de mükemmel bir işlev görecektir. Kullanmış olduğunuz yere göre iblis kesmede bile kopuş yetisini kullanarak arkadaşlar Kanlı Meri ile mükemmel işler yapabilirsiniz. Mükemmel özellikler sunabilirsiniz. Ben biraz parlaklık kıssam mı diye düşünürken kısmayayım ben. Gayet güzel şu anda. Arkadaşlar hero genel olarak saldırıda kullanıldığı için savunmayı en son yetkilet olarak vereceğim. Kötücü zırhla hangi nişanı kombine edebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kötücü zırhla gerçek saygıyı kombine edebilirsiniz. Niye diye baktığımız zaman iki kez %215 SDR'ye eşit olarak hasar verir. Yani bu ne demek oluyor? Hero'muz saldırı hasar verirken yetimizdeki özelliklere göre İki defa da ekstra olarak yeti sınırlı kalmıyor. Mesela bir özellik skill açtıktan sonra belli bir noktada hasar düşürtür ya. Mesela skill engellenir ya. Mesela kabak gibi bu kabağı düşünelim. Skill açtıktan sonra hız vermeyi keser. Kabak sürekli hız veriyor. Yani hiç durmuyor. Lavda kullanmış olduğunuz 4-5 kabakla eşdeğer güce sahip oluyor. Bundan bahsediyor. Bu ne demek oluyor? Yani rakip tanımıyor. Bu yeti kritik ekipman özelliği. Kendi bu herolar önünde hiçbir hero ile kıyaslanmayacak derecede hasar verdiğini sizlere söyleyebiliriz. Yani Rosaline rakip çıkmış bir hero olarak görebilirsiniz. Ekipmana geldiğimiz zaman da arkadaşlar şifa ritüeli var. Arkadaşımız bu Epsom'u koymuş ama ben size şunu söyleyebilirim. Hero'muz saldırı olduğu için savunmada kullanmanızı pek tavsiye etmem. Bu Epsom'u da sizlere önermiyorum. Yani kullanmış olduğunuz Epsom'lar buna göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Son zamanlarda attığımız videolarda genel olarak hero'lar saldırı düzenli olduğu için buna göre Epsom'lar genelde benzerlik gösterir. Mesela bunlarda hiper güç, zafer anması, yanan levha kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekipman özelliğine geldiğimiz zaman da bu kadar saldırı kasılı bir hero. Anam anam. Hemen videomuzu şöyle parlaklığı kısalım. Çok fazla açmışız. Birdenbire düştü. Bu da bizi farklı noktalara getirdi. Arkadaşlar genel olarak kullanmış olduğumuz özellikler şu şekilde. Full CP kaslı bir şekilde hero'nuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Toplam bonusta zaten kendisi burada belirli özellikleri veriyor. %2 oranında düştü şarjımız. Mükemmel. Acaba video çekebilecek miyiz? Arkadaşlar görmüş olduğunuz hero'nun yetkret ekipman özellikleri bu şekildedir. Başta açsaydık CP şeyi kıssaydık daha güzel olurdu bence. Problem yok, not problem. Bir tablet kapansa da videomuz kayıtlı kalacaktır inşallah. Görmüş olduğunuz arkadaşlar yetimiz kötücüzdür. Ekipman özelliklerimizde Epsom'da gerçek saygı, ekipmanda şifa ruteli var ama hiper güç, zafer alması vesaire kasabilirsiniz. Burada özellikler kısmında full CP dayayıp düşebilirsiniz arkadaşlar. Gelirse bakalım getirmeye çalışacağız.
Çok fazla konuştuktan sonra birden durunca da farklı özellikler oluyor. Arkadaşlar ben gideyim hemen bir şarj kablosunu alayım. Sizler de burada bekleye durun. Geliyorum 5 dakika içinde. Şarj kapanmadan gelmişim arkadaşlar. Hemen şarja takayım şunu ve videomuza devam edelim. Genellikle videoyu neyse tabletin şarjının düşük olduğu zamanlarda çekiyorum. Şarja taktık arkadaşlar ve devam edebiliriz şu şekilde. bu şekilde denerseniz full CP kasabilirsiniz. CP kazmanızın neden CP kasıyoruz onlardan bahsedelim hemen. Arkadaşlar CP kasıyoruz çünkü her omuzun Yeti kret, ekipman özellikleri, pet, hatta efsun bile saldırı olduğu için her omuzun biraz da dayanma gücüne ihtiyacı var. Bu yüzden arkadaşlar CP kasıyoruz. Aklınıza bulunsun neden olduğu. Hani sürekli saldırıda koyarsanız her omuz bir müddetten sonra ölme, hani çabuk yatma eğilimi içerisinde olacaktır. Bunlardan bahsedelim dedik ve her omuza tekrardan girmeden önce şurada paylaşacağız. Tanrı'da tamamdır. Problem yok. Not problem. Dedikten sonra şuradan her omuzu paylaşalım. Sizler de görün bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1.33 milyon 1 milyon 33 bin 300 bin canı var. 1.3 milyon diyelim buna. Burada görmüş olduğunuz gibi kötü cüzdür ve gerçek saygıyı verdik. Şuradan reklamımızı yapmadan önce tekrardan kopuşla hangi nişan buna gider onlardan bahsedelim. Arkadaşlar kopuş nişanıyla beraber burada görmüş olduğunuz nişanlar içerisinden arkadaşlar bıçak dansını kullanabilirsiniz. Veya bıçak dansı biraz savunma olanaklı olduğu için farklı bir nişan da kullanabilirsiniz. Full saldırı istiyorsanız arkadaşlar benim tercihim kavgacının iyiliğidir. Kopuşla kavgacının iyiliğini absürt ederseniz, uygularsanız absürt farklı kaçtı. Uygularsanız mükemmel bir yet kret ekipman özelliklerini sergileyecektir. Her omuz saldırı babında yani tek atan cinsten olacaktır. Tek atan hero kanlı Mary'i şuradan tekrardan paylaşalım ve mükemmel bir yetkret ekipman özelliği sergiledik arkadaşlar. Kopuş, kavgacılığı yani hero var ya mükemmel oldu. Tek atan cinsten. Efsun'a geldiğimiz zaman da arkadaşlar şuradan bakalım saldırı bağında en iyi Efsun'lardan birisi olarak gördüğüm bakalım burada yumruk makinesidir arkadaşlar. Yanına yaklaşan tüm hero'ları veya düzenleri alaşağı edecek bir Efsun'dan bir petten bahsediyoruz ve şuradan girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi of valla çok fena bir yeti ekipman özelliği oldu dediğim gibi tek atan cinsten bir oldu. Zaten canı bile az derecede azalıyor. Hadi Scratch'te devam et. Canım benim. Oh my god. Oh Michael. Çok fena, çok fena. Bakalım iblislere ne yapacak. Aman aman. Bossları var ya tek tek parçalıyor yemin ederim. Çok fena bir şey oldu. Bu Yiğit Kret ekipmanı özelliği çok güzel oldu arkadaşlar. Demiş de, dediğim gibi. bunları alıyorsunuz. Tabii ki de Tuna Ergan YouTube kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Sizden ricam bu yöndedir. Hani videoların güzelliğini sizler de görüyorsunuz. Türkçeler üzerine Yiğit Kret ekipmanı özelliğini bu kadar açık bir şekilde paylaşan ben başka YouTube kanalı göremiyorum. Hani bu bilgiler gerçekten güzel bilgiler. Hani bizim zamanımızda da 3-5 yıl önce biz 2013'te başladık. 2014'te de bu videolar olsaydı o zamanlardan bu zamana çok farklı gelişip Lonca üzerinde de etkilerini sizler de görmüş olurdunuz. Ama biz kendimizi geliştirdik. Bir yerden yardım almadık dediğimiz gibi arkadaşlar. Siz buradan faydalanıyorsunuz. Bence güzel bir olanak, güzel bir şey yani bu. Buna göre sizden de ben icraatımı sunuyorum. Sizden de icraatları bekliyorum arkadaşlar. Şöyle çıktığımız zaman tekrardan farklı bir farklı kişiler üzerine deneyelim. Full saldırı olduğu için arkadaşlar destekli olarak kullanmamız gerekiyor bu hero'yu. Destekli olarak kullanmayı da bir sonraki videolarımda sizlere sunacağım. Bu yüzden kudreti biraz daha düşük arkadaşlar üzerinden saldırı deneyeceğiz. Mesela bu arkadaşımıza bakalım. Genel olarak güzel. Şöyle saldırdığımız zaman arkadaşlar. Dediğimiz gibi full saldırı üzerine kasılı. Efsun'umuzda hafif bir değişiklik ve destekli olarak kullanmanızı sizlere nasıl olacağını öğretelim. Bu videoda bunlara girmeyelim.
destekle kullanmayı sizlere göstereceğim arkadaşlar bir sonraki videomuza. Tekrardan Nitkritik Eman üzerine girelim. Arkadaşlar Hero'muzu kullanabileceğiniz yerler bu Hero'yu tam anlamıyla güzel bir şekilde. İblis kesmede, boss'ta, ondan sonra şurada görmüş olduğunuz yerin adı neydi bunu unuttum ben. Kale krizinde arkadaşlar Hero'nuzu mükemmel bir şekilde özellikle Olymp şu kor ordu ve bu noktada kullanırsanız mükemmel bir derecede puan artışını sizler de göreceksiniz. Efsun'da yumruk makinesini verdik. Biraz da savunma olanaklı kasarsanız arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Drogo'yu verebilirsiniz Hero'nuza. Bu şekilde olmuş oldu Hero'muz. Drogo, ondan sonra 30 tutuşturma, kopuş, kötü cüzler. Burada görmüş olduğunuz kavga iyiliği ve gerçek saygıyı verdik. Ekipman özelliğine hiper güç şifa rutiyle onun haricinde full CP kasılı bir şekilde sizlere güzel bir video keyfi sunduk inşallah. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Teşkilatıma son öncesi olarak sizlerden tek isteğimiz budur. 300K üzeri arkadaşlar bu yükledebilir. Mesaj kısmında yorumlarına belirtirlerse çok güzel olur. İstek şikayet, dilek istek şikayetleriniz arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Tuna Ergan YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.